Arkadaşlar merhaba. Getiriyorum, sprey falan getiriyorum. Serap'ın yayınını ele geçirdim. Çünkü çok seviyorum. Ama arkadaşım için yapıyorum. Bu arada ben Serap'ın yaptığı ASMR videolarını asla izleyemiyorum. Çünkü bu ses tonu beni çok rahatsız ediyor ve çok korkuyorum. İşte böyle de bir arkadaşım, yani yapacak bir şey yok. Serap'ı bekliyoruz şu an. Peki bunu da böyle normal ses tonuyla konuşunca ne oluyor diye merak ettim. İyiymiş, güzel. Evet. Daha nasılsınız? Serap bugün biraz agresif. Bunu söyleyebilirim. O yüzden ne derse huyuna suyuna gidiyorum. Geliyor. Bu söylediklerim tamamen aramızda yalnız. Ne konuşuyorsun lan? Dinimiz an. Niyet ettim Allah rızası için bugün Serap'la ASMR videosu çekmeye. Sen alsana. Ben senin videolarını da izleyemiyorum ya. Evet. Videolarımı izleyemiyor. Evet, çünkü korkuyorum. Benim fısıltımdan korkuyor. Genel olarak aslında bütün fısıltılardan korkuyorum. Neden ki yani? Bilmiyorum, çocukluğuma inmek lazım belki de. Hiç fikrim yok. Ama korkuyorum. Hadi bize bir hikaye. Karamürsel'e gideceğiz ve bizim
dedim ki oha ne kadar özlemiş. Sonra babaannem benim yanımdan geçerken beni devirdi de geçti. Ben böyle kollarım açık kaldım. Babaanne dedi ve babaannem çık kız oradan dedi, kurbanlık kaçtı onlar. Yani ben bütün özlemimle gittim. Başka var mı böyle? Başka. Sizin ayrıca bitmez ki hikaye, anlat hepsini. Çok vardı şimdi. Küçük kardeşlerimiz falan var, çok şey yapmak istemiyorum. Anlatabileceklerini anlat. Sana bırakıyorum kendimi. Bugün ASMR'cı sensin. Ama istediğini yapabiliyor muyum? Yani çok azıtmadan diyelim. Çok da kudurmadan. Evet, çok da kudurmadan, çok da azıtmadan. Oh, çok güzel. Oh, suyum tatlı. Oh, suyum tatlı. Allah, çok sıcak oğlum, yandım. Spot.
kişiymiş. Sonra bir gün anneannesi demiş ki bu kırmızı başlıklı ya. Kızım demiş, bir git bir şeyler alıver gel, evde bir şey kalmadı. Kırmızı başlıklı demiş ki nene nene, sen bütün kış kıçını kırıp oturacağını, 2-3 parça bir şey dikeydin de yiydik demiş ama yok yani tarla bitmiş. Neyse bu garibi al sen sepeti, daha buyur daha buyur küçücük çocuk git. Lafle vela kuvveti. Neyse sonra bu yolda giderken hayvan kurtla tanışıyor. Neydi kız? Bir şey diyeceğim. O neydi? O neydi? Gerçekten ne oldu lan? Senden mi çıktı o ses? İçine mi hığladın? Abi inanmıyorum. İçine hığladın ya. Hığ diye bir ses çıktı senden. Ne böyle bir şey yaptın? Ne oldu? Gülme. Okey? Tamam, tamam, tamam. Şu anda konuşmakta çok zorlanıyorum. Çünkü biraz önce karnım kuruldadı. Sus. Ve of, konuşamıyorum ki. Aa, gözlerim aktı, hep ağladım ya, gülmekten ağladım. Benim sırtımdan ter aktı. Gülmekten yüzüm aktı diyorsun. Burada emek sarf ediyorum. Sus 2 dakika. Nini söylesene. Uykudasın sevgili yârim. Nini söyle dedim, sevgili yârim diyor. Aç gözlerini göreyim yüzünüz uyan. Biçi biçi biçi. Ah değişik bir deneyim oldu benim için. Hoşuna gitti. Yandım diyorum kızım ya. Söyle. Yandım yandım.
gelecek. Biz zaten neredeyse haftanın 3-4 günü birlikteyiz. Evet, ne yazık ki öyleyiz. Gitmiyor, gitmiyor. Evet. Gitme, evimin bir odasını ona kapatacağım. Yani artık kiraya bağlasam seni çok iyi olur ki ya. Kirama da ortak olursun zaten. Dur. Ayağım uyuştu yandım. Benim sola ihtiyacım var kanka.